oraya Jefferson bir tarafta. Diğer tarafta az önce bahsettiğim çok tecrübeli oyuncular var. Gerçekten yabancı olarak hani az önce saydım Candace Parker. Burada zaten Euroleague seviyesinde gelmiş geçmiş en önemli seviyeli oyuncular bunlar. Quigley yine en olgun çağlarından, dönemlerinden birini yaşıyor. Beremeyenk aynı şekilde bir Euroleague yıldızı. Diğer tarafta dediğim gibi başarıya çok aç olan ama çok dinamik bir oyuncu var. 22 yaşında genç bir oyuncu. Onun eline bakan hatta az önce Malkovic'in de net olarak ifade ettiği bu zaten. Şimdi Galatasaray'da bir tecrübe var tabii. O da Işıl Alben tecrübesi. Mutlaka doğru. Mutlaka maça yansıyacaktır. Son oynanan maçta kaburgasındaki kırık nedeniyle yer almamıştı sahada. Buna rağmen Galatasaray kazanmıştı. O gün özellikle Yvonne Anderson ve Moria Jefferson'dan çok üst düzeyde verim almıştı koç Marina Malkovic. Peki bu az önce bahsettiğim önemli iki noktayı göz önünde bulundurduğumuzda tabii ki ev sahibi olduğu için Fenerbahçe elbette ki favori aynı zamanda. Kadro kalitesi itibariyle Malkovic aynı şeyi söyledi zaten. Sahaya nasıl yansı bu onu da açıkçası merak ediyorum. Beşler de geldi. Beşleri de hemen paylaşalım. Tabii. Bilsel Vardarlı, Veremeyenka, Candace Parker, Gruda, Quigley beşi. Beklenen beş. Fenerbahçe'de olacak. Ve Galatasaray'a baktığımızda ise Işıl Aben, Deniz, düzeltiyorum, Pınar Gezici, Cansu Köksal, Vitola ve Moria Jefferson ekranına geldi şu anda. Beşler bu şekilde. Evet, orada da pek sürpriz yok. Beklenen beş diyebiliriz. Şimdi tabii Galatasaray'ın o gençlik aşısı, o atak saldırgan ve sürekli tam sahada pres yapan kadrosunun bunu ne kadar uygulayabileceğini göreceğiz. Orada Yvonne Anderson önemli bir baskı unsuruydu rakipler üzerinde. Aslı Traore onu ne kadar yapabilecek? Yine Aslı Traore Fenerbahçe'nin uzunlarına karşı ki hani kendisi Parker'da ben uzunlardan sayıyorum. Aslında tam bir 4 numara ama işte Fenerbahçe'de şimdi 3 numara oynamak zorunda. Onlarla nasıl mücadele edecek? Vitola'nın performansı önemli onlara karşı. Bütün bunlar İbre'nin hangi tarafta olacağının göstergesi olacaktır. Yani burada asıl kilit rol Candace Parker'ın ortaya koyacağı oyun mu diyorsunuz zaten? Öyle çünkü onun savunma tarafında bir ağır kalmasından dolayı zafiyet var. O zafiyeti Fırat Okul birkaç kez dile getirdi. Ama tabii yaklaşık bir aydır birlikte çalışıyorlar. Mutlaka bir yere gelmişlerdir o anlamda. Koç ve oyuncu olarak. Evet değerli basketbol severler, milyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçı bugün bu salonda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük bir heyecan yaşanacak kuşkusuz ve TRT Spor'da canlı yayındayız. Diğer mücadele salı günü oynanacak ve bir sonraki maçta perşembe günü Avni Pekçi'ye taşınmış olacak. Bunu da belirtelim. Avukatlara. Avukatlar da olması lazım. Öyle mi? Ya pardon. Avni Pekçi de oynayacak. Avni Pekçi de. Yayın akatlardı. İkinci maçın yayını. Evet. Yakın Doğu Üniversitesi kuşkusuz bu sezonun şu anda önemli favorisi konumunda. Hem kazandığı Avrupa Kupası, Türkiye Kupası, hedefi lig şampiyonluğu aynı zamanda. Ligi sezonu, normal sezonu lider olarak bitirdi. Diğer tarafta en büyük aday olarak görünen Fenerbahçe var. Şu anda ilk maç itibariyle Yakın Doğu kazandı Beşiktaş karşısında. 1-0 öne geçti. İkinci maç yine kendisi aslında. O da salı günü oynanacak. TRT ekranlarında evet. Olacak. Malkovic de Fenerbahçe'nin favori olduğunu söyledi. Evet. Hani bu maça yönelik mi söyledi yoksa tura yönelik mi söyledi onu bilemiyorum. Ama Fenerbahçe'nin favori olduğunu söyledi. Tabii maçlar sahada kazanılıyor. Yani öyle maçtan önceki kağıt üstüne bir şey belli olmuyor. Maçın hakem üçlüsünden de bahsedelim. Evet. Kaan Büyükçil, A klasman hakemi. Bu özellikle Merkez Hakem Kurulu'nun ligin son haftası ve playoff'ta bütün kadın maçlarına birer tane A klasman hakem atamaya başladı. Bu yönde bir karar aldılar. Murat Ciner yine Bursa bölgesinden ve Özge Şentürk, onların hakem şansı bol olsun diyoruz. Evet, az sonra mücadele başlayacak değerli basketbol severler. Fırat Okul'un da ilk Galatasaray derbisi olacak Fenerbahçe'nin başında. Evet, hakemlerle karşılıklı birbirimize şans diledik. Umarım bizim de şansımız yanımızda olur. Evet, az sonra büyük heyecan başlayacak değerli basketbol severler. Beşleri bir kez daha hatırlatalım. Fenerbahçe'de Birsel Vardarlı, Demirmen, Alexandre Quigley, Candace Parker,
Sandrine Gruda ve Anastasia Veremeyenka 5 olacak. Galatasaray'da Işıl Alben, Pınar Gezici, Cansu Köksal, Vitola ve Moria Jefferson 5 olacak. Ve az sonra derbide yarı final ilk mücadelesi başlayacak. Bu arada Galatasaray'da da Pınar Demirok'un eski soyadıyla Gezici olarak artık anons etmeye başladık. Liste geldi, şöyle baktım, evet. Pınar Gezici, Allah Allah. Ben de ilk milli takım kadrosunda, kadro açıklandı hafta içinde, o kadrodaydı. Aynen ben de hatta... O kadroda bir Pınar Gezici görünce acaba genç bir oyuncu mu var dedim ama zaten Pınar da genç ama 1991 doğumlu. Demirok soyadını Gezici olarak evlenerek... Geri gelmişken de bahsetmişken, evet, mutluluklar dileyelim, tebrik edelim. Mutluluklar diliyoruz eşiyle beraber. Vitola ve Gruda hava atışına çıkacak ve müthiş mücadele başlayacak değerli basketbol severler. Fenerbahçe Metro Enerji Arena'da. Mücadele başlıyor. İlk hücum Fenerbahçe'den, iki takıma da başarılar diliyoruz. Birsel. Moria Jefferson karşısında Veremeyenka. Cansu'dan yakın savunma vardı Veremeyenka'ya. Quigley Gruda'yı buldu, dışarı çıkarttı. Candice Parker'dan 3 sayılık atış isabetli. Candice Parker'ın 3'üyle başladı maça Fenerbahçe. Moria Jefferson. Jefferson. Evet. Top kaybı geldi. İyi savunma Fenerbahçe'den bu anda Veremeyenka. Gruda, Birsel içeri indirdi, yine Candice Parker. Müthiş gördü Birsel. Candice Parker'ı çember altında. Çok hızlı başladı maça Fenerbahçe. Galatasaray karşısında üst üste basketler Candice Parker'dan. Işıl. Işıl boşluğu buldu, çembere gitti, basketi buldu Işıl Alben. O da tecrübesini konuşturdu, maç öncesi bahsetmiştik. Birsel. Jefferson karşısında bir serin. Şimdi Quigley'i buldu. Quigley alır almaz atışını yaptı. İsabet, evet, yok. Bir foul itirazı var Quigley'nin. Pek de haksız sayılmaz, bir eline darbe aldı sanırım Işıl'dan. Moria Jefferson. Vitola dışarı çıktı. Pınar. Işıl. Alır almaz 3 sayılık atışı Işıl'ın, isabetli değil. Veremeyenka savunma reboundunu aldı ve Birsel de şimdi Fenerbahçe hücumda. Birsel. Candice Parker. Gruda ile oynadı. Gruda faul geldi. Evet, Vitola'nın faulü, Özge Şentürk faul düdüğünü çaldı. İki serbest atış kullanacak Fenerbahçe'de Gruda. İlk atışı Gruda'nın isabetli. İkinci atışı Gruda'nın, bu kaçtı. Top son olarak Fenerbahçe'de kaldı. Bir hücum şansı daha Candice Parker. Boşluk aradı, çembere gitti Candice Parker. Atış kaçtı. Vitola rebound aldı. Şimdi Moria Jefferson. Moria Jefferson. Quigley karşısına gelince boşluğu bulamadı. Şimdi Vitola'dan yardım gitti Moria Jefferson. Foul. Quigley'nin foulü. ...6-2 önde Fenerbahçe ilk periyotta. Işıl. Vitola. Vitola atışı isabetli değil. Quigley aldı savunma reboundu. Evet, Popova ve Traore değişiklik sandalyesine geldiler Galatasaray'da. Birsel. Birsel. Moria Jefferson topa müdahale etti ama son olarak bir kez daha top Fenerbahçe'ye geldi. Hücum süresi işlemeye devam ediyor. 6 saniye. Quigley fake'ini kullandı, sonrasında atışında isabet yok. Pınar'da kaldı top son olarak. Moria Jefferson alır almaz 3 sayılık atış isabetli değil. Veremeyenka savunma reboundunu aldı. Bu kez hücum sırası Fenerbahçe'de. Birsel Gruda'yı buldu.
Faul geldi Işıl'dan. Işıl için Kaan Büyükçil'den geliyor. Traore ve Popova oyuna girecek. Galatasaray'da Pınar kenara geliyor Vitola ile birlikte. Evet, biraz rebound problemini çözme adına alınmış bir önlem. Gruda, Kugli. Kugli atışı kaçtı. Reboundu Cansu aldı. Şimdi Jefferson. Moria Jefferson, Işıl. Traore. Aslı Traore ilk başta kararsız kaldı. Sonrasında steps yaptı. Karşısına Gruda çıkınca bir adım daha atarak onu ekart etmek istedim ama fazla bir adım oldu tabii. Burada tamamlamıştı. İşte burada tekrar adım attı. Bilsel. Gruda. Veremenka. Çok güzel buldu. Kugli basketbol. Fark 6 sayıya çıktı. Cansu Köksal'ın faulü. Kugli'nin de büyük tecrübesi tabii. Neredeyse çemberin altındaydı tam. Ama yine de basketi buldu. Tek atışı da isabetli Kugli'nin. 9-2 fark, 7 sayı oldu. Işıl. Moria Jefferson boşluk aradı ama karşısında Gruda vardı ve top kaybı geldi Jefferson'dan. İstediği şekilde başlayamadı oyuna Jefferson. Yani Galatasaray'da başlayamadı diyebiliriz aslında. Bayağı bağlantılı aslında ikisi de. Evet. Parker. Girsel. Kugli. Kugli Işıl karşısında dönerek atışını yaptı. İsabetli buldu. Fenerbahçe skor bulmaya devam ediyor. 11-2 fark, 9 sayı oldu. Işıl'ın atışı isabetli değil. Candice Parker. Takımın hücuma kaldırdı. Candice Parker. Candice Parker tüm sahaya geçti. Basketi buldu. Sevgili Veli, Candice Parker'daki farkı sen de fark ettin mi bilmiyorum. Kesinlikle yani. Müthiş zaten bir istek var bir kere maçı kazanmak ve oyunun içinde olmak adına. Hani şurada yaptığı iki ayrı hareket, çembere gidişi müthiş. Çok büyük bir karakter, çok büyük bir yıldız. Gelmiş geçmiş kadın basketbolun en büyük yıldızlarından bir tanesi. Hatta Fenerbahçe'deki şu ana kadar performansı bence henüz tam olarak zirve performansı değil zaten. Değil tabii, zaten asıl sıkıntı oradaydı. Ama yavaş yavaş geliyor. Fırat Okul'un da hani burada çabasını takdir etmek lazım. Ona bir pozisyon ayarlamak adına önemli bir çalışma yapılmış belli ki. Ve savunma tarafında da çok istekli. 8-0'lık seri gelince Fenerbahçe'den Galatasaray molaya aldı değerli basketbol severler. Derbide ev sahibi Fenerbahçe ciddi anlamda avantajlı başladı. 13-2, 11 sayılık fark var. Evet, 4 dakika 5 saniye geçti ve sadece bir basket bulabildi Galatasaray. Bu da işte bu ağır çekimde gördüğümüz Işıl'ın basket turnikesi. Maç öncesinde belirtmiştiniz. Bu maçta Candice Parker'ın rolü önemli diye. Traore, Cansu, Işıl. Bir top kaybı daha oldu bu arada Moria Jefferson'dan. Şimdi Kugli'de hücumda Fenerbahçe. Birsel. Kugli. Yardım gitti. Gruda'dan Kugli. Birsel hücum süresinin dolmasına 7 saniye kaldı. 6 saniye Veremenka. Fake'ını kullandı. Veremenka atışı isabetli değil. Astu Traore'de kaldı. Savunma reboundu. Şimdi Jefferson'ın hücumda Galatasaray. Cansu alır almaz 3 sayılık atış. İsabeti bulamadı. Candice Parker gitti orada. Reboundu aldı yine. Topu karşı alana taşıdı Candice Parker.
Çember altına Guruda'nın gitmesini istedi ama geç kaldı Guruda. Birsel. Birsel boşluk aradı. Şimdi Kulde buldu. 5 saniye, 4 saniye kaldı. 3 saniye. Kulde çok zor pozisyonda basketi buldu. 15-2. Kulde de nasıl girdiğine basketin böyle bir arkasından baktı topun. 7'şer sayısı var. Kulde ve Candace Parker'ın Fenerbahçe'de. Jefferson. Jefferson boşluğu buldu ama atışta isabeti bulamadı. Birsel de şimdi hücumda Fenerbahçe. Veremeyeka o topların hepsini el uzatıyor ve bozuyor atışları. Tüm sahaya geçti. Birsel atışı kaçırdı. Top en son Traore'de kaldı. Evet, Ayşe Jora bu arada oyuna girme hazırlığında Fenerbahçe'de. Işıl. Papova 3 sayılık atışı isabetli Papova'nın. Uzun süre sonra Galatasaray basket buldu. 10-0'lık seriyi bozmuş oldu Papova. Candace Parker. Kulde. Atışı Kulde'nin kaçtı ama hücum reboundunu veremeyen kaldı. Sonrasında foul geldi. Papova'dan. Papova foul yaptı. Galatasaray'ın 4. takım faul oldu ilk periyotta. Evet, Ayşe Jora Kuygi ile değişti. Galatasaray'da da Deniz Çolakoğlu Seda ve Seda Deniz ilk kez oyuna girdiler. Evet. Jefferson ve Işıl kenarda. Birsel. Seda karşısında Birsel. Faul Seda'dan. İki serbest atış kullanacak. Birsel, Vardalı, Demirmen. Tuğçe oyuna girecek. Evet, Tuğçe Can'ın tezli oyuna giriyor Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de kenara geliyor. Guruda. Evet, Guruda kenara geldi. İlk atış kaçtı. İkinci atış da kaçtı. Birsel 2'de 0 attı. Serbest atış çizgisinde Deniz. Seda. Deniz Çolakoğlu. Deniz'in karşısında Candace Parker var. Şimdi Papova, Ayşe Jora ile eşleşti. Dönerek atışı Papova'nın kaçtı. Hücum reboundunu aldı. Bir hücum şansı daha şimdi Deniz. Papova. Traore birebir oynadı Tuğçe ile. Foul geldi Tuğçe'den. İki serbest atış kullanacak Astu Traore. Evet, Papova içeride Traore'yi iyi gördü. Bu Tuğçe canı tezin üzerinden çembere gidince foul oldu. İlk atışı kaçtı Astu Traore'nin. Kendisi de adam değil. İkinci atışı isabetli 15-6. Evet, tam sağda baskı var Galatasaray'da. Birsel. Parker. Son anda topun sahibi olduğu Candace Parker. Candace Parker zor pozisyonda en üstünden basketi buldu Candace Parker. Şimdi hala o eski geri pas kuralında teknik adamlar bence. Evet. Burada geri pas olmadı çünkü. Bir ayağı. Topun ön sahaya geçmesi için iki ayak ve evet, topun geçmesi lazım. Burada sadece bir ayak geçti. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla bir kural ihlali olmadı. Papova. Seda. Candace Parker karşısında Seda top kaybı yaptı. Candace Parker topu aldı. Fenerbahçe hücumda. Candace Parker adeta bir oyun kurucu gibi oynuyor neredeyse bu maçta. Enteresan bir iş denedi ama isabeti bulamadı. Faul kararı bekledi. Birsel faul yaptı Seda'ya. Üçüncü takım faulü Fenerbahçe'nin bu periyotta. Candace Parker yalnız ilk periyot itibariyle bütün
liderliği ele alıyor. Tabii kesinlikle. Yani böyle değildi. Bugüne kadar oynadığı maçlarda böyle değildi Fenerbahçe'de. Genelde zaten playofflarda bu tip maçlarda daha çok bu tip oyuncular kendisini belli ediyor açıkçası. Bugünler için alındı bence zaten. Evet. Öyle de bakmak lazım. Tabii ki bir Euroleague finali önemliydi. Onu da hesaba katmak lazım. Seda. Seda atışı kaçtı. Deniz alamadı. Hücum reboundunu şimdi Ayşe ile hücumda Fenerbahçe. Birsel. Guru da oyuna girecek az sonra. Tuğçe. Candice Parker, Veremeyenka dönerek atışını yaptı. Veremeyenka atış kaçtı. Astu Traore savunma reboundunu aldı. Traore o da tüm sahayı geçti ama iki uzun arasına girince Candice Parker ve Veremeyenka gibi Veremeyenka'nın bloğuyla karşılaştı. Birsel. Yine Seda Deniz'in faulü. Birsel tecrübesiyle takım faul hakkı dolduğu için Galatasaray'ın da Seda'nın ısrarla üzerine gidiyor. Tabii o da faulle durdurdu. Çünkü çizgiye geliyor her defasında. Kenara geldi Seda. Jefferson oyunda. İlk atışı isabetli. Birsel Vardarlı Demirmen. İkinci atışı bu da başarılı. 19-6 fark. 13 sayıya çıkıyor. Candice Parker kenara geldi. Pelin Derya Bilgiç oyunda. Evet, daha kısa bir beşle şimdi Fenerbahçe'de sahada. Birsel, Ayşe, Pelin, Derya Bilgiç. Üç kısası da oyunda şu anda parkede Fenerbahçe'nin. Popova. Faul geldi. Guruda'dan. Guruda'dan. Dördüncü takım faul oldu bu. Fenerbahçe'nin. Guruda'nın da ilk faulü. Deniz. Moria Jefferson. Jefferson Tuğçe karşısında Deniz. 5 saniye kaldı hücum süresinde olmasına. Traore 3 saniye, 2 saniye. Evet, steps kararı. Traore yine bir tereddüt yaşayınca bir fazla adım attı. Israrla ama tehlikeli bölgeye gidiyor. Yani kendisini çok zorlayacak iki yani, savunmacının üstüne gidiyor ısrarla orada. Şimdi Deniz Çolakoğlu'nun ilk pasında o şutu vardı aslında Traore'nin. Evet. O şutu kullansaydı daha dertsiz bir hücum olurdu. Birsel. Birsel. Birsel Gruda'yı güzel buldu ama sonrasında Cansu'dan faul geldi ve bu kez de çizgiye Sandrine Gruda gelecek. Evet, faul atışından sonra da bir hücum hakkı kalacak gibi Galatasaray'a. 24 saniye kalıyor çünkü. Maç saati ve hücum saati ikisi de 24 saniye gözüküyor şu anda. İlk atışı isabetli. Az sonra Melisa Korkmaz da oyuna girecek Fenerbahçe'de. Sandrine Gruda 2'de 2 attı. 21-6. Birsel kenarda. Melisa Korkmaz oyunda Fenerbahçe'de. Deniz. Ayşe Jora karşısında Jefferson. Popova. Popova çembere gitti, basketi buldu. 21-8. Farkı 13 sayı indirdi ve son topta Fenerbahçe'ye kaldı. Pelin Derya Bilgiç. Popova da Jefferson'ın karşısında 2 saniye, 1 saniye süre doldu. Burada farkında değil süre. Fark etmedi. Uyarmadı da kimse galiba. 21-8 ilk periyot sonucu değerli basketbol severler. İlk çeyrek 21-8 sona erdi değerli basketbol severler. 13 sayılık üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Milyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi playoff yarı final serisi ilk maçında. Evet, Fenerbahçe'nin yaptığı savunmadan söz etmek lazım bir kere. 8 sayı yediler sadece bir periyotta.
Onun yanı sıra da hiç top kaybı yapmadılar. Galatasaray 6 top kaybı yaptı. Evet, Galatasaray'ın 6 top kaybı var ve 3'ü Moria Jefferson'da. Jefferson kuşkusuz yayın öncesinde söylediğimiz gibi yorumlarımızda Galatasaray'ın eline baktığı en önemli başlıca oyuncusu. Dolayısıyla o atamayınca Galatasaray da hücum anlamında bir aile eksik kaldı. Eksik kalıyor. Traore. Veremenka'ya faul çalındı. İki serbest atış kullanacak. Temiz bir blok görünüyor. Fenerbahçe bench'inin itirazı ondan. İlk atışı isabetli Assou Traore. İkinci atışta başarılı 21-10. Quigley. Evet, baskı devam ediyor Galatasaray'ın kısalarından. Veremenka. Bruda. Quigley. Quigley atışı isabetli. 23-10. Jefferson. Papova. İçeride Veremenka Traore mücadelesi müthişti topsuz alanda. Veremenka galip geldi orada. Candice Parker Gruda'yı çok güzel buldu basketbol Gruda. Şimdi burada Gruda'nın hızlı ayaklarından bahsetmek lazım tabii. Yani Fenerbahçe'nin uzunları hızlı oyunculardan kurulu. Belki bugün koç Fırat Okul'un Lavender'ı tercih etmemesinin bir sebebi de bu olabilir. Lavender bu uzunlara göre biraz daha yavaş bir oyuncu tabii. Evet, iki faullü çok oyuncusu oldu bu arada belirtelim. Galatasaray'ın da zaten Yuan Anderson gitti. Galatasaray'ı bıraktı, ayrıldı kulüpten. Kadro sıkıntısı var ve şu anda faul sorunu yaşadığını da söyleyelim Galatasaray'ın. 26-10 önde derbide 16 sayı üstünlüğü var Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında. Işıl. Jefferson. Moria Jefferson boşluk aradı, dışarı çıkarttı Deniz. Deniz'in atışı isabetli değil. Candice Parker rebound'ı aldı şimdi Quigley. Quigley tüm sahayı geçti, sonrasında foul geldi. Vitola'nın faulü. Biraz önceki Galatasaray hücumunda da ilk kez bir boş şut bulabildi Galatasaray. Hani o Fenerbahçe savunmasından kurtulup Deniz Çolakoğlu isabeti bulamadı. Onun da ikinci faulü oldu. Papova'nın da iki faulü var. Seda Deniz ve Cansu Köksal'ın da iki faulü olduğunu belirtelim Galatasaray'da. Kulde ilk atış isabetli 27-10. İkinci atış bu da başarılı. Kulde'den 11. sayısı oldu. Kulde'nin 28-10 fark giderek açılıyor. Jefferson, Deniz, Işıl, Deniz, Işıl hücum süresinde olmasına 6 saniye kaldı. Deniz, 4 saniye, 3 saniye Bilsel karşısında Deniz zor pozisyon atışını yaptı, isabeti bulamadı. Quigley aldı savunma reboundunu, sonrasında foul geldi. Evet, savunmayı gördün mü sevgili Veli? Şut pozisyonunu asla vermedi Fenerbahçe. Evet. Deniz Çolakoğlu da içeriği zorlayarak bir atış yapmaya çalıştı. Boşluğu bir türlü bulamıyor. Yani müthiş savunma yapıyor Fenerbahçe. Kesinlikle onu çok iyi savunma getirmeye yapıyor. Çalışıyoruz. Vitola kenarda. Cansu oyunda. Bilsel. Gruda, Quigley, Veremenka, Gruda. Çok güzel koşu. Yani iki uzunun birbirine yardımlaşması. Basketbolu ne kadar iyi müthiş bilen taraftarın da olduğunu söyleyelim salonda. Bu hareket hakikaten büyük bir hani efekt sesiyle karşılandı.
Herkes hayran kaldı bu güzel harekete. Gruda'nın değerli basketbol severler. Fark 20 sayı, 30-10. Işıl. Atış kaçtı. Deniz. Işıl. Moria Jefferson ilk basketini buldu. Moria Jefferson. ...30-12. Evet, Işıl Albay'ın asisti. Dennis Parker, Beremeyenka, Birsel. Hücum süresinde olmasına 7 saniye vardı. Hücum faul kararı geldi Murat Ciner'den. Gruda'ya çalındı. Evet, yani çember altında o topu almadan önce herhalde bir hareket yaptı. İkinci faul oldu Gruda'nın. İzliyoruz burada Cansu ile mücadelesinde yani, herhalde dirseği de mi sağ eliyle Cansu'yu açtığını tespit etmiş, evet. Murat Ciner. Bunu da kenarda Pelin Derya Bilgiç oyunda Fenerbahçe'de. Az önce işte gerçekten evet, muazzam, o seyirciyi ayağa kaldıran hareket buydu. Jefferson alır almaz atışı kaçtı. Pelin Derya Bilgiç savunma reboundunu aldı. Işıl faul yaptı. Dördüncü takım faulü oldu ve 3 dakika içinde 4 faul hakkı doldu Galatasaray'ın. Evet, faul anlamında da skor anlamında da işler iyi gitmiyor Galatasaray adına. Birsel. Candice Parker. Astu Traore karşısında Candice Parker dönerek atışını yaptı. İsabet yok. Deniz. Işıl. Işıl. Cansu. Birsel'le eşleşti. Atışı kaçtı. Candice Parker yine orada. Topu aldı. Şimdi Pelin Derya Bilgiç. Quigley. Pelin. Candice Parker. Pelin. Çok güzel kurtuldu. Çok yine. Kolay kurtuldu oldu aynı zamanda. Eşleşmenin avantajını yaşadı. 32-12 önde Fenerbahçe. Değerli basketbol severler. 20 sayılık fark. Henüz 14 dakika geride kalmışken ciddi bir farkı yakalamış durumda Fenerbahçe. Galatasaray'da işler hiç yolunda gitmiyor. Yani bir tek Yvon Anderson'a bağlamak istemem ama hani onun olmayışı da ciddi bir olumsuzlukları artırıyor diyebilirim. Çünkü baktığımız zaman Astu Traore rakiplerinden şu anda 5 numara oynuyor. Karşısında 3 numara oynayan Candice Parker ondan bir kafa falan yukarıda zaten. Hani size olarak çok eksik kalıyorlar. Işıl. Moria Jefferson. Deniz. 3 sayılık atış Deniz'den, isabetli değil. Moria Jefferson'ın hücum reboundunu aldı. Basketi buldu Moria Jefferson. 32-14. Mola sonrasında Galatasaray basketi buldu. Fark 18 sayı. Birsel. Pelin. 5 saniye kaldı hücum süresinde olmasına. 3 saniye, 2 saniye. Pelin zor pozisyon atışı yaptı, kaçtı. Hücum reboundunu veremeye kaldı. Basket foul. Reboundlara ciddi üstünlüğü var. Cansu'nun faulü. Cansu'nun da üçüncü faulü oldu yanılmıyorsam. Üçüncü faulü oldu sanırım. Evet, üçüncü faulü oldu Cansu'nun. Koç Malkoviç Pınar'dan çabuk vazgeçti bugün. Yani oyundan çıktıktan sonra bir daha almadı oyuna. Jefferson. Traore. Candice Parker karşısında. Traore orada Deniz'i buldu. Deniz atışı kaçtı. Bir kez daha hücum reboundunu aldı. Bir kez daha hücum süresi işlemeye başladı Galatasaray için. Işıl.
Traore kendisi Parker'ın üzerine gitti. Atışta isabet bulamadı. Bir kez daha denedi. Yine isabet bulamadı. Candice Parker yine tüm sahayı çok kolay geçti ve Venemeyka'yı da çok kolay topla buluşturdu. Çok rahat oynuyor Parker. Evet. Ya yani bir baskı da baskıyı da çok kolay geçiyor uzun adımlarıyla. Jefferson boşluk aradı. Jefferson el üstünden bıraktı. 36-16. Koş koşa döndü biraz oyun. Evet, bayağı bir tempo arttı şu anda. Karşılıklı fast break'ler var yani. İlginç Böyle olan basketten sonra fast break olması. Parker. Candice Parker atış kaçtı. Moria Jefferson. Hızlı hücumda Traore'yi buldu. Bomboş. Astu Traore turnikeyi bıraktı. 36-18. Bu da Galatasaray adına en kolay basket oldu maçın başından beri. Candice Parker. Veremeyenka. Birsel. Evet, Veremeyenka yine devrildi. Veremeyenka'yı çok kolay buldu ama bu kez bomboş kaçırdı Veremeyenka. Hücumu güzel yaptı Fenerbahçe, basketi bulamadı. Işıl. Yeniden Tuğçe Canites geliyor, Fenerbahçe'de oyuna girecek. Cansu'yu buldu Işıl dışarıda, bomboş. Atışı kaçtı Cansu'nun, Veremeyenka. Moria Jefferson çizgiyi bastı. Evet, Pınar da bu arada Deniz Çolakoğlu'yla değişiyor. Yeniden oyunda. Pelin. Tuğçe. Parker. Quigley. 6 saniye kaldı. 5 saniye. Quigley 3 sayılık atış isabetli değil. Rebound mücadelesinde Moria Jefferson takımı yine hızlı hücuma kaldırdı. Astu Traore basketi buldu hızlı hücumda. Evet, Işıl'ın hüneri diyelim. Çok çabuk topu elinden çıkarıp Traore'yi çember altında topla buluşturması basketi getirdi. Moria Jefferson'ın da orada savunma reboundunu alıp takımı hızlı hücuma kaldırması. Çok çabuk düşünebilen, çabuk hareket edebilen müthiş bir oyuncu gerçekten. Moria Jefferson ve Kulden'in basketi geldi. Kulden'in de 13. sayısı. 38-20 değerli basketbol severler. Fark 18 sayı. Işıl. Pınar atışı isabetli değil. Tuğçe. Birsel. Pelin. Quigley. Candice Parker. Top bir kez daha Parker'da. Sıra dolarken atışını isabet yok ama sürenin yeniden başlaması gerektiği evet, yönünde evet. Fırat Okul'un bir itirazı 24 var. 24 saniye yine erken çaldı. Evet. Evet. Kaan Büyükçil hatayı düzeltti ve topu Fenerbahçe'ye verdi. Çember altından baseline'dan oyunu, topu oyuna sokacak Birsel. İşte burada bir kez daha izliyoruz. Birsel. Kugley'i alır almaz atışını kullandı, isabeti bulamadı. Moria Jefferson yine orada yükseldi. Rebound aldı. Çok çevik, çok hızlı. Jefferson karşısına Kugley geldi. Moria Jefferson. Jefferson atışı isabetli değil. Gereksiz bir özgüven oldu bence. Hani hücum hatları tam oturmuştu Galatasaray'da. Topu içeri indirebilirdi. Bu arada çember altında iki Fenerbahçe Ertek basketbol takım yıldızını da görüyorum. Bobby Dixon ve Pero Antic'te maçı izliyorlar. Evet, onlar da EuroLeague Final Four'una katılmanın gururuyla seyircilerden alkış aldılar. Pelin. Pelin çembere gitti, faul geldi. Moria Jefferson. İlk faul oldu Moria Jefferson'ın. İki serbest atış kullanacak Pelin Derya Bilgiç.
Üçlük atışı başarılı. 39-20. İkinci atış bu da isabetli. 40-20. Veramenka oyunda Gruda kenara geldi. Evet, baskı var Fenerbahçe'de. Gülen Naz topuz da oyunda. Galatasaray'da Jefferson. Ayşe Cora'dan faul geldi. İki atış kararı var. İki serbest atış kullanacak Jefferson. İlk atışı kaçırdı. İkinci atış bu da kaçtı. Moria Jefferson'dan Ayşe Cora. Tuğçe. Birsel. Birsel. Tuğçe. 4 saniye kaldı. 3 saniye. Tuğçe zorladı. Atışı kaçırdı. Deniz. Jefferson. Jefferson'ın karşısında Pelin Derya Bilgiç var. İyi savunma Pelin Derya Bilgiç'ten. Şimdi Deniz Çolakoğlu alır almaz atışının kullandığı isabeti bulamadı. Foul geldi. Ayşe Cora'ya çalındı. Cora, evet. Murat Ciner. Pınar'la mücadelesi sırasında. Rebound mücadelesinde foul kararı verdi. İkinci foul oldu Ayşe Cora'nın ve Fenerbahçe'nin de 4 foul hakkı doluyor bu periyotta. Moria Jefferson kenarda, Seda Deniz oyunda. Melis Gülcan oyunda Fenerbahçe'de de ilk kez oyuna girecek. Cem Naz Topuz da az önce oyuna dahil olmuştu Galatasaray'da. Seda Deniz Tuğçe'nin faulü sonrasında iki serbest atış kullanacak Seda Deniz Galatasaray'da. Bilsel kenara geldi. Melis Gülcan oyunda. Seda ilk atışı kaçırdı. Ayşe, Selim, Seyurler, Deniz, Tuğçe. İkinci atış isabetli. 40-21. Fark 19 sayıya indi. Ayşe. Ayşe Cora boş yukarıda. Ayşe Cora çok güzel döndü. Vurtuldu. Koridoru müthiş buldu. Döndü, dolaştı, basketi buldu Ayşe Cora. 42-21. Seda. İrem. İrem Naz Topuz içeri girdi. O da basketi buluyor. 42-23. Son top Fenerbahçe'de. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Pelin Derya Bilgiç atışı buldu ama isabeti bulamadı. Ve ilk yarı bitiyor. Fenerbahçe 42. Galatasaray 23, 19 sayılık fark var Fenerbahçe'den. Çok kısa bir yorum alalım Mert Aykuay. Yani maçın ilk periyodundaki o Fenerbahçe'nin savunması, savunma dozajının yüksekliği zaten 8 sayıda bırakmıştı Galatasaray'ı. Bu periyot 15 sayı bulabildiler. Yine o savunmanın dozajı devam ediyor ama biraz gevşediler, biraz daha hızlı hücum sayıları oldu. Farkın getirdiği bir gevşeme doğal olarak 19 sayılık farkla devreye giriyorlar. 42-23 Fenerbahçe 19 sayı önde. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Fenerbahçe üstünlüğü var. Değerli basketbol severler, ilk yarı sonucu bu şekildeydi. 19 sayı farkta soyunma odasına önde gitti Fenerbahçe Galatasaray karşısında. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında ciddi bir üstünlük. Bu kadarını bekliyor muydunuz Mert Aykoy?
beklemiyordum. Galatasaray'ın mücadelesinin daha üst düzeyde olmasını bekliyordum tabii ki. Ama tam tersine beklemediğimiz bir Fenerbahçe savunması gördük. Evet. Lig maçlarında bu kadarını hakikaten Fenerbahçe bu düzeyde yapmıyordu savunma anlamında, ama o Euroleague'deki maçlar, Euroleague Final Four'undaki maçlar belli ki o dönemki çalışmalar şu anda playoff'a yansımış durumda. Onlar da bunu sahaya yansıttılar. Özellikle de Candace Parker'daki gelişim derken tabii ki o basketbol oynamadan buraya gelmesinin getirmiş olduğu ataleti atmış gibi görünüyor bugün itibariyle özellikle. Cougney'nin 13 sayısı olduğu belirtelim. Maçın en skorer ve aynı zamanda tek çift taneli skor üreten tek oyuncusu. Candace Parker 9 sayı, 10 rebound, 2 asistle mücadele ediyor. Candace Parker ilk periyotta attı o 9 sayının tamamını. Evet. Yani rebound alanında zaten tek başına domine etti orayı neredeyse. Evet. Evet. Galatasaray'ın ilk periyotta 6 top kaybı vardı. Toplamda ilk yarı itibariyle 7 top kaybı var. Galatasaray'ın Moria Jefferson'ın 3'ünü ilk periyotta yapmıştı bu top kayıplarının. Evet, 10 tane üçlük denemiş Galatasaray ve bir isabet bulmuş sadece. Fenerbahçe ise sadece 2 atış yapıp bir isabet bulmuş. 23'te 8, 2 sayılık atışlardaki isabet oranı Galatasaray'ın bu maçta. Değerli basketbol severler, 3. periyot Galatasaray hücumuyla başlayacak. Işıl. Traore alır almaz 3 sayılık atışı isabetli değil, reboundu veremeye kaldı. Gruda Traore karşısına geldi, top kaybı yaptı, hızlı hücum. Jefferson 2'ye 1 yakalandı Bilsel. Jefferson doğrudan çembere gitti, basketi buldu. Adeta bir 100 metreci gibi gitti Veli. Onun da 8. sayısı, 8 sayı 5 reboundla mücadele ediyor Moray Jefferson. Beremeyenka. Birsel. Beremeyenka. Atışı isabetli, 2 sayılık bir isabet Beremeyenka'dan. Bu da Veremeyenka'nın ilk 3 sayılık denemesi ve 1-1 isabeti buldu. 2 sayılık işaret geldi. 44-25. Fenerbahçe önde, Galatasaray karşısında. Ve Veremeyenka'ya faul çalındı. 2. faul oldu Veremeyenka'nın. Jefferson. Jefferson atışı isabetli. 10. sayısı oldu Moria Jefferson'ın. İlk periyotta sayısı yoktu. Birsel. Candace Parker. İrem Naz karşısında Candace Parker. Yardım gitti Vitola'dan. Sonrasında faul çalındı. İrem Naz topuza çalındı faul. Evet. Sanki Vitola'ya çalınsa daha... Ya da daha önce İrem Naz'a çalınsa. Çünkü çok daha önce bir temas olmuş orada. Veremeyenka'nın basketi 46-27. Işıl. Top kaybı geldi. Candace Parker. Birsel. Gruda hızlı hücumda atışı yaptı. Sabit Gruda da var. Takip eden Candace Parker var. O da 11 sayıya ulaştı. Jefferson, Vitola, 3 sayılık atış. İsabet yok, yine Candace Parker. Yine hızlı hücum. Gruda yetişti. Vitola'dan. Evet, faul kararı istiyor Gruda. Hakeme Özge Şentürk'e bir tepki gösterdi. İşte bir kez daha izliyoruz burada. Cougley. Candace Parker. İrem Naz topuz karşısında Candace Parker.
Candice Parker Gruda bir kez daha ikili oyun. Candice Parker dışarı çıkarttı. Veremeyenka bomboş kaldı. 3 sayılık atış isabetli değil. Rebound mücadelesinde hücum reboundunu Parker aldı. Atış kaçtı Parker'dan. Üç sayılık atış isabetli değil. İrem Naz topu hücum reboundunu aldı. Bir hücum şansı daha. Bu kez Moria Jefferson'ın 3 sayılık isabeti ve Fırat Okul molayı alıyor. Evet, Fırat Okul molayı aldı ve evet, 48-30, 18 sayı önde Fenerbahçe. Moria Jefferson'ın basketi sonrasında Fırat Okul molayı almıştı. Evet, biraz hakemlere yönelik de bir mola oldu gibi Fırat hemen bir Kaan Büyükçil'e tepki gösterdi ama karşılıklı konuşup konuyu tatlıya bağladılar şimdilik. 13 sayıyla Moria Jefferson Rudy ile birlikte maçın en skorer ismi. Mola sonrasında Fenerbahçe hücum edecek. Parker topu oyuna sokacak. Tam sağ baskı vardı. Jefferson'ın baskısından kurtuldu. Quigley topu aldı. Quigley. Quigley boşluğu buldu. Quigley basketini buldu. 50-30 fark 20 sayı. Jefferson. Popova. Popova dönerek atış yapmak istedi. Veremeyenka'nın bloğu geldi. Yani Veremeyenka'ya göre o kadar yavaş ki Popova, hiç şansı kalmıyor tabii. Size olarak da çok geride kalıyor. Hız olarak da. Fenerbahçe top kaybı yaptı. Bu kez Galatasaray hücum olacak. Jefferson. Popova, Vitola. Vitola zor pozisyonda atışı yaptı. İsabeti bulamadı. Jefferson orada hücum reboundunu kovaladı ama top en son Gruda'da kaldı. Birsel. Birsel Işıl karşısında. Birsel. Birsel şimdi Gruda'yı buldu. Gruda'nın basketi. Evet. Müthiş bir ikili oyun oynadı Birsel. Sabretti Işıl'ın karşısında. Gruda'yı buldu sonunda. 52-30 Fenerbahçe önde Galatasaray karşısında. Jefferson, Işıl, Popova. Popova atışı kaçtı. Parker 14. reboundunu aldı. Bir uzun hücumda da Kurley'i buldu Parker. 54-30 fark 24 sayıya kadar çıktı. Olağanüstü oynuyor Candice Parker bugün, hakikaten çok rahat. Hani basketbolu çok özlemiş gibi oynuyor gerçekten. Evet. Işıl 3 sayılık atışı isabetli Işıl Aben. 54-31. 33 düzeltiyorum. Evet, tam sahada baskı var Galatasaray'da. Kugley. Kuvvetle dışarı çıkarttı Birsel. Atışı isabetli Birsel. İki sayılık isabet. Ayağı çizgiye temas etti. 56-33. Yani Fenerbahçe'nin bütün taşları düzgün bir şekilde yerinde diyebiliriz. Moria Jefferson, Popova, Işıl. Işıl atışını yaptı, isabeti buldu. Üst üste basketler. Işıl Aben'den Galatasaray'da 56-35. Onun da 7. sayısı oldu Işıl'ın. Birsel. Birsel boşluk aradı. Şimdi çok güzel buldu ve güzel bir asist oldu. Candice Parker'a Birsel Vardarlı Demirmen'den.
13 sayı, 15 rebound oynuyor Candace Parker. Jefferson. Jefferson'a blok geldi. Kulde'den. Müthiş bir mücadele gerçekten iki oyuncu arasında. Bu arada masanın altına doğru düştüler. Ama bir şey yok. Yani hakikaten iki oyuncunun da mücadelesini tebrik etmek gerekiyor, takdir etmek gerekiyor. Güzelce de işte bu kare güzel bir enstantane. Dostlukla kalktılar oradan. Çok güzel alkış bir alıyorlar. Tribünlerden de işte bir kez daha izliyoruz burada. Blok geldi Kuldi'den. Sonrasında işte bu kameramızın olduğu bölüme doğru. Evet, Özge Şentürk de onları tutmaya çalışmış bu arada. 58-35 önde Fenerbahçe Galatasaray karşısında. Deniz. İrem. İrem Naz Topuz. Deniz. Cansu. 3 sayılık atışı isabetli Cansu'nun. 58-38. Parker. Cansu savunuyor Parker'ı. Birsel, Tuğçe. Guruda, Birsel. Guruda yardıma gitti. Şimdi aldı, dışarı çıkarttı. Quigley, Birsel, o da dışarı çıktı. 3 sayılık atış isabetli değil ama hücum rebound'unu Tuğçe aldı. Sonrasında bu hücumdan sonuç alamadı. Tuğçe Galatasaray hücum olacak. Evet, faul beklentisi var Fenerbahçe bench'inin ve taraftarlarının. Evet, bu pozisyonda net bir şekilde dirseğine Tuğçe Canıtez'in Popova'nın müdahalesi var. Popova kenarda, Traore öne girdi. Birsel topu çaldı. Birsel çembere gitti. Faul geldi İrem Naz Topuz'dan. İkinci serbest atış kullanacak Birsel. Birsel 59-38 yaptı. İkinci atışı bu kaçtı. Hücum reboundunu Tuğçe aldı. Kugli. Altı saniye kaldı. 5 saniye. Quigley dışarı çıkarttı. Birsel alır almaz. 3 sayılık atış. İsabetli değil. Astu Traore savunma reboundunu aldı. Denizli hücumda Galatasaray. Çok kolay bir top kaybı geldi. Çok kolay oldu, evet. Çok kolay oldu. Denizli'den Candace Parker. Quigley. Tuğçe, Candace Parker 3 oyuncu arkasındaydı. Sandin'in Gruda'yı buldu ama pas biraz aşağı gitti Gruda için. Topu alamadı. Fazla alçak. İrem Naz Topuz şimdi boşluk aradı ama top kaybı yaptı. Birsel, Quigley. Şimdi Quigley basketi buldu. 61-38. 23 sayılık fark var Fenerbahçe üstünlüğü. Evet, Fenerbahçe yani sayı farkı önemli. Tabii ki 23 sayı farkı önemli ama adeta bir basketbol resitali yapıyor. Bomboş dışarıda Deniz. Atışı isabetli değil. Birsel. Faul geldi yine İrem Naz. Topuz'dan Birsel'e faul geldi. İrem Naz'ın da 3. faul oldu. Ve kenara mı geliyor? Hayır, orada. Deniz Çolakoğlu ile Moria Jefferson değişiyorlar ve kaptan Birsel Vardarlı da kenara geldi. Biraz da genç oyuncuları kazanmak ve kazandırmak amacında Malkoviç, öyle görüyorum ben açıkçası şu anda. Biraz daha kalan bölümde öyle gibi İrem Naz Topuz'un özgüvenin kendisine gelmesini istiyor olabilir. Tabii o asli oyunculardan biri haline getirmeye çalışıyor onu. Uzun kolları, bacakları İrem Naz'ın. Parker alır almaz süre dolarken atışı isabetli değil ama hücum reboundu Perin Derya Bilgiç. Parker, Guruda,
Atış isabetli Gruda'dan 63-38. Onuncu sayısı oldu Gruda'nın. Düzeltiyorum, 12. sayı. 4 oyuncusu çift taneli skor buldu Fenerbahçe'nin. 3 sayılık isabet Cansu'dan. ...63-41. Pelin. Tuğçe. Quigley. 6 saniye kaldı, 5 saniye. Quigley atışı kaçtı. Aslı Traore rebound'u aldı şimdi Moray Jefferson. Hızlı hücumda İrem Naz topuz basketi buldu. 63-43. Parker. Son top. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Parker! Candace Parker. Ben buradayım dedi. Maçın yıldızı mükemmel oynuyor hani gerçekten. Maçı öyle, öyle bir istiyor ki öyle, topu istedi, aldı, götürdü. İki kişiyi geçti. Son periyoda 22 sayılık avantajla giriyor Fenerbahçe Galatasaray karşısında. Playoff yarı final ilk maçında Candace Parker hakikaten bugün maça damgasını vuruyor. Müthiş bir lider karakterini ortaya koydu. 15 sayı, 14 rebound. Bunların 4. rebound'u, 5 asist oynuyor. 3 de top çalması var Candace Parker'ın. Bu Candace Parker'ın aslında oyunun içine ne kadar aktif ve oyunu ne kadar istediğini gösteriyor. Bu istatistiklerin ortaya çıkmasının sebebi de o motivasyon. Galatasaray'da 13 sayı, 5 rebound, 3 asist oynuyor Moray Jefferson. Ve son periyot başladı. Fenerbahçe hücum olacak. Pelin Derya Bilgiç. Evet, Birsel kenarda, hemen belirtelim. Faul geldi topsuz alanda. Popova'ya sanırım. Evet, Popova Vitola ikilisinin bugün çok etkisiz kaldığını söylemek lazım tabii. Mağlubiyetin ana unsurlarından. Pelin Derya Bilgiç, Gruda, Pelin, İrem Naz topuz karşısında, Pelin Derya Bilgiç, faul geldi. İrem Naz topuzun 4. faul oldu bu. Bilgiç. 66-43. Bilgiç. 67-43. Jefferson. Moray Jefferson atış kısa düştü. Pelin Derya Bilgiç'le hücumda Fenerbahçe. Gruda. Şimdi Quigley atışı. İsabet yok. Ayşe Cora'da kaldı top en son. Pelin Derya Bilgiç. Şimdi Sandrin Gruda'yı buldu. Atış kaçtı ama iki serbest atış kullanacak Sandrin Gruda. Evet, İrem Naz topuza çalındı. Bu da onun 5. faul oluyor. Kenara girecek. Deniz 10 dakika kadar süre aldı. İyi mücadele etti. Onu da söylemek lazım, genç bir oyuncu. Kesinlikle. Yani zaten oyunda kalmasını istedi bence Marina Malković. Sonuna kadar, 5 faul olana kadar kullandı. ...69-43... ...26 sayı üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Jefferson az daha top kaybı yapıyordu Galatasaray'da. Pelin Derya Bilgiç'in baskısı sonrası Moray Jefferson. Moray Jefferson basketi buldu. Moray Jefferson 15 sayı Moray Jefferson'dan Galatasaray'da. Quigley. Ayşe Jora.
Ayşe Traore karşısında atış kaçtı. Popova, Jefferson. Cansu. Deniz. 6 saniye kaldı. 5 saniye. Traore alır almaz 3 sayılık bir atış, isabetli değil. Deniz Çolakoğlu. Moria Jefferson. Moria Jefferson boşluk aradı. Öncesinde faul var atıştan önce. Pelin Derya Bilgiç. Vitola oyunda, Deniz kenara geliyor Galatasaray'da. Vitola'dan top kaybı geldi. Şimdi Kuhli. Cansu karşısındaydı. Gruda yardıma gitti. Dışarı çıkarttı şimdi. Tuğçe'nin atışı isabetli değil. Traore reboundu aldı. Jefferson. Cansu'nun atışı isabetli. 2 sayılık bir isabet Cansu'dan. 69-47. Pelin Derya Bilgiç. Pelin atışı isabetli. Pelin'den 3 sayılık bir isabet. 72-47. 25 sayılık fark. Fenerbahçe üstünlüğü var. Az sonra Bilsel oyuna girecek. Fenerbahçe'de Popova, Vitola, Gruda karşısında faul kararı geldi. Bilsel oyunda az önce Gruda'ya faul çalındı. Gruda'nın üçüncü faulü oldu. Vitola da ilk atışı kaçırdı. İkinci atışı, bu da kaçtı. Gruda reboundu aldı. Bilsel. Gruda. Pelin. Pelin Derya Bilgiç dışarı çıkarttı. Ayşe Cora hücum süresinde olmasına 4 saniye kadar atış yaptı. Gruda hücum boundunu aldı ama Moria Jefferson topu çaldı. Gruda'dan hızlı hücumu da Bilsel faul ile kesti. Beremeyenka oyuna girecek Fenerbahçe'de az sonra. İki evet. Takımın da 3'er faul var. Bir daha zengin bir rotasyonla oynuyor Fenerbahçe. Şimdi biraz rebound zafiyeti yaşanınca Veremeyeka hemen dahil oldu biraz oyuna. Biraz da farkın vermiş olduğu bir rahatlık, avantaj onu kullanmaya çalışıyor. Jefferson. Işıl. Işıl'dan 3 sayılık bir atış isabetli değil. Bilsel reboundu aldı. Dirsel. Tuğçe, Veremeyenka, Pelin. Ters tarafta Ayşe Cora'yı buldu. Alır almaz 3 sayılık isabet Ayşe Cora'dan. 75-47. Moria Jefferson boşluğu buldu. O da basketi yaptı. Boşluğu mu buldu? Slalom mu yaptı? Belli değil yani, bir kayakçı gibi. Müthiş geçti rakiplerini. 17. sayısı oldu Jefferson. Pelin. Bir üç sayılık isabet daha. Pelin Derya Bilgiç. 78-49. Jefferson'dan bir basket daha. Enteresan bir maça evet, döndü. All-Star'a döndü biraz. All-Star maçına döndü. Savunma yapmamaya başladı takımlar.
Herkes çembere gidiyor. Jefferson da istatistiğini birazcık geliştirmiş oldu. Evet ama işte nafile diyelim takım adına. Pelin, onun da 10 sayısı var. Veremeyenka, Tuğçe, süre dolarken atışını yaptı. İsabeti bulamadı. Moria Jefferson. Bekledi Cansu. Vitola, Işıl. Popova, Vitola, Moria Jefferson. Jefferson Pelin topu çaldı. Işıl son anda o da topu çaldı. Bomboş basketi buldu. 78-53 fark. Evet, top kaybı olurken bir anda Galatasaray adına kolay basket oldu. Bilsel. Bilsel'in atışı isabetli. Bilsel basketi buluyor. O da kalitesini gösteriyor tabii Bilsel Vardarlı. Bu kez de isabet Işıl'dan. 80-55. 11. sayısı oldu Işıl abinin. Az sonra Parker oyuna girecek yeniden Fenerbahçe'de. Girsel, Veremeyenka, Steps. Candice Parker oyuna girecek ama öncesinde bir mola değerli izleyiciler. ...80-55 değerli basketbol severler, Fenerbahçe artık galip kazandı diyebiliriz hani. Tabii tabii yani 3 dakika 37 saniye var, 25 sayı. Öyle çok mucizeye açık bir maç değil bu maç. Maçın başından itibaren Fenerbahçe rakibi karşısında rahat bir oyunu ortaya koydu Galatasaray karşısında. Pelin, Derya Bilgiç, Candice Parker, Quigley, Sandrine Gruda ve Veremeyenka çift taneli skor bulan 5 isimli Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında. Cansu, Deniz, Cansu 3 sayılık atış, Cansu'dan isabetli değil. Rebound mücadelesinde top en son Deniz Çolakoğlu'nda kaldı. Vitola, Vitola atışı kullandı ama Veremeyenka'ya geldi top. Birsel, Pelin, Birsel, Veremeyenka. Guru daha topu alamadı. Seda, Cansu. Vitola. Guru da. Birsel. Pelin, Derya Bilgiç hücum süresinde olmasına 6 saniye var. Candice Parker. Sanırım teknik faul çalındı. Evet, Kaan Büyükçil yani rahat giden maçta gereksiz bir gerginlik oldu aslında. Fırat Okul'a bir teknik faul çalındı. Özge Şentürk'ün o yön kararını yanlış buldu Fenerbahçe bench'i. Astu Traore çizgide. İşte bu pozisyon. ...80-56... Uykudan uyandırdı diyebiliriz yani bu karar. Astu Traore, Cansu. Deniz Çolakoğlu, Deniz Çolakoğlu atışı basket. Deniz Çolakoğlu 80-58. Birsel'le ucunda Fenerbahçe. Yarı final serisinin ikinci maçı değerli basketbol severler salı akşamı oynanacak.
Yine bu salonda ve Pelin Derya Bilgiç de bu periyotta atmaya devam ediyor. 13. sayısı oldu. 83-58. Evet, Pelin Derya da Euroleague Final Four'unda ortaya koyduğu performansa devam ediyor. Özellikle Fırat Okul'un girişiyle birlikte kesinlikle ciddi bir şekilde yükseliş var Pelin Derya Bilgiç'te. Milli takım kadrosunda da var. Bu kez de Seda'nın topuna müdahale etti. Fenerbahçe hücumu oldu şimdi. Candice Parker top taşıma kararı. Bu kez de Candice Parker tepki duydu. Murat Ciner'in top taşıma kararına. Oldukça şaşırdı bu karara, top taşıma kararına. Deniz. Seda. 3 sayılık bir atış isabetli değil. Ayşe Cora. Bu arada belirtelim, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım maçın ilk yarısını izledi. Devrede salondan ayrıldı değerli izleyiciler. İlk yarı sonunda 19 sayılık bir fark vardı Fenerbahçe'de yine. Veremeyenka. Ayşe Cora 3 sayılık atış. Hücum reboundu Pelin Derya Bilgiç'e geldi. Veremeyenka 3 saniye kaldı. 2 saniye, 1 saniye ama farkına varamadı sürenin dolduğunun. Aslında kendisi farkında uyardı onu, evet, ama. Evet, farkına vardığında topu elinden kaçırdı. Pas verip vermeyi düşünüyordu. Traore. Candice Parker karşısındaydı. Faul kararı Candice Parker için. Candice Parker'ın da az önceki pozisyonda kaldığını düşünüyorum birazcık. Yani o top taşıma kararında birazcık bozuldu. Candice Parker kenara geldi şimdi. Traore atışı kaçtı. Fenerbahçe seride 1-0 öne geçiyor değerli basketbol severler. Serinin ikinci maçı salı akşam oynanacak. Üçüncü maçta perşembe günü oynanacak. Seda. Deniz. Deniz'in atışı isabetli. Deniz Çolakoğlu. Seda'ya faul çalındı. Kenardan Fenerbahçe oyuna başlayacak. Faul hakkı dolmamıştı. Şu anda doldu Galatasaray'ın faul hakkı. 83-61. Son top Fenerbahçe'ye kaldı. Pelin. Buruda. Veremeyenka. Ayşe Cora. Buruda Ayşe Cora 3 sayılık atış isabetli değil. Bitola aldı reboundu. Cansu ve maç bitiyor. Fenerbahçe 83, Galatasaray 61. 22 sayı farkta. Milyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi playoff yarı final ilk maçını kazanan Fenerbahçe oluyor ve seride 1-0 öne geçiyor Galatasaray karşısında. Evet, Fenerbahçe'nin baştan itibaren çok ciddi, çok iyi savunma, set hücumlarını çok doğru oynadığı, özellikle de uzun oyuncularını çok iyi kullandığı bir maç oldu diyebiliriz. Galatasaray'a da şans tanımadı. Özellikle de Fırat Okul'un Lavender'ı dışarıda bırakan tercihi. Bence bugünkü maçın kazanılmasına önemli bir etken, çünkü hızlı uzunlarıyla, ayakları hızlı olan uzunlarıyla çok ciddi bir üstünlük kurdu Galatasaray karşısında. Ama Candice Parker'ın yaptığı iyi savunma, oyunu kazanma isteği ve her topun içinde oluşunu bugün Fenerbahçe adına Candice Parker geldiğinden beri ilk kez gördük. Bakalım farklı galibiyeti nasıl değerlendirecek Fırat Okul, sözü Şeyda'ya bırakalım. Teşekkürler Veli Yiğit. Sezonun ikinci yarısında oynanan derbiden çok farklı bir derbi izledik aslında bugün. Maçın başından sonuna kadar üstün bir Fenerbahçe vardı. Bugün neleri farklı yaptınız hocam? Bugün daha çok efor verdik defansta. Takım birbirine yardım etti. Hiçbir zaman maçı bırakmadık, bunu biliyorduk. Bu maçın son anına kadar maçı bırakmamız gerektiğini oyuncularıma söylemiştim. Hatta
hakemlere serzenişim de bu yüzdendi. Yani orada bence bana göre çok açık bir faul varken onu çalmayınca ben de o tepkimi gösterdim. O da haliyle haklı olarak teknik faul çaldı. Ama eforumuzu sahaya koymak, gücümüzü sahada göstermek tek derdimiz. Bunun için bir adım attık daha bence. Daha büyük bir adım atmadık. Bu yetmez. Daha fazlası olması gerekiyor. Ondan sonrası daha iyi şekilde gelecektir inşallah. Seride 1-0 öne geçtiniz artık. İkinci maç salı günü yine burada oynanacak. Neler söylersin? Aynı şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Bizim için birinci, ikinci, üçüncü maç değil. O maçı kazanmak önemli. Bunun peşindeyiz daha doğrusu. Bunu da devam ettirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok teşekkürler, tebrikler. Teşekkür. Röportajlarımız devam edecek. Evet, röportajlar devam edecek. Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti. İkinci maçta yine benzer mücadele bekliyorsunuz ama Pelin Derya Bilgiç bu kez de Şeyda'nın yanında. Teşekkürler Veli Yiğit. Pelin, tebrikler. Öncelikle seride 1-0 öne geçtiniz. Bugün takım olarak hem savunmada hem hücumda yüksek bir performans gösterdiniz. Sen de son çeyrekte attığın sayılarla iyi bir performans gösterdin. Neler söylersin? Bütün hafta boyunca çok çalıştık. Gerçekten hem idman anlamında da zor bir haftaydı bizim için. Onun karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Hep öndeydik. Baskı kurduk. Seyirci de bize eklenince büyük bir sinerji oldu. Ve bunun da karşılığını bu şekilde aldık. Öyle. Kendi performans hakkında neler söylersin? Gene çalışmakla alakalı. Aslında onların stratejik olarak yaptığı şeylere ben de bir reaksiyon verdim. Alttan geçtikleri zaman üçlük attım. İşte veya gömülgezi penetreye gittim falan. Öyle düşünüyorum. Teşekkürler, tebrikler tekrar. Söz sizde Veli Yiğit. Evet, Pelin Derya Bilgiç neleri yaptığını anlattı aslında burada ama Fırat Okul'un gelişiyle birlikte gerçekten gözle görülür bir yükseliş gelişimi olduğunu söylemek gerekiyor. Kesinlikle. Yani çok daha doğru bir basketbol oynadı. Koç Fırat Okul ona daha fazla sorumluluk veriyor. Bunlar çok belli. Zaten Final Four'da, Euroleague Final Four'undan gelen bir esinti bu aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi ikinci maçı soracaktım tam. Yani salı akşamı beklentiniz nedir? Yine aynı benzer bir mücadele mi bekliyorsunuz yoksa daha dirençli bir Galatasaray mı olacaktır parkede? Yani Galatasaray'ın oyuncularına bağlı bu bence. Şimdi tabii ki koçun verdiği bir taktik var. O daha önce oynanmış bir Fenerbahçe maçı var. Kazanılmış Fenerbahçe maçı var. Ama bugün gördüğüm özellikle de Popova, Vitola, hatta Traore biraz daha gayretli olmasına rağmen o gereken direnci gösteremediler. Kazandıkları Fenerbahçe maçında 89 sayı atmışlardı. Bugün 61 sayıda kaldılar. Bunların hepsini topladığımız zaman daha fazla efor sarf etmeleri gerektiği kesin. Daha iyi savunma yapmaları gerektiği kesin. Mental olarak da Galatasaray karşısında psikolojik anlamda çok ciddi bir üstünlük sağladığını düşünüyorum ben bugünkü maçla birlikte. Yani sahadaki o tecrübeli yıldız oyuncular, Parker, Gruda, Quigley, Bilsel'in aynı şekilde ortaya koyduğu performans, hani daha kısıtlı bir rotasyonla mücadele veren Galatasaraylı oyuncular karşısında son iki maçlar için sanki psikolojik olarak bir üstünlük diye düşünüyorum. Evet, yani Galatasaray bugün öyle geri gelebilecek bir performans, bir ışık yakmadı hiç. Hani o sahada gördüğümüz bu. Hep Fenerbahçe'nin böyle 15-20 sayıyla götürebileceği hissedildi ve öyle de gitti zaten. Fenerbahçe de hatta belli bir yerden sonra hatta artık savunma direncinde gevşetti. Kolay sayı imkanı da verdi. Buna rağmen 61'de kaldı Galatasaray. Evet, Fenerbahçe'de 19 sayıyla oynadı Alexandre Kugli. 15 sayıda mücadele etti. Kendisi Parker Fenerbahçe'de ama oyunun her alanında ciddi anlamda katkı verdi. Rebound anlamında da zaten o alanı domine eden bir oyuncuydu. Ama takımı da aynı zamanda yöneten, yönlendiren, liderlik yapan oyuncu konumundaydı. Zaten Fenerbahçe'nin beklentisi de buydu. Herhalde bugünkü maçla birlikte ki her geçen maç daha iyi oluyor kendisi Parker ama bugünkü maçla birlikte daha net bir şekilde bunu ortaya koydu. Aynı zamanda kendisi ve takım adına da bu maç bir avantaj oldu gibi gözüküyor. Kesinlikle, yani bizim için önümüzdeki maçlarla ilgili kendisi Parker portresi geldiği güne göre çok değişik şu anda. Yani Fenerbahçe'nin şu anda lider oyunculuğuna soyunmuş vaziyette bugünkü oyun itibariyle. Ama Fırat Okul'un da burada diğer arkadaşlarıyla olan kendisi Parker uyumunu iyi sağladığını söylememiz lazım. Evet. 5 oyuncu çift taneli skor buldu Fenerbahçe'de değerli basketbol severler. Galatasaray'da Moria Jefferson 19 sayıyla
Maçın da en skorer ismi oldu Kuigi ile birlikte ama bu performansı yeterli olmadı tabi. 11 sayıda Işıl Alben'den geldi. 83-61 bitti mücadele. Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti ve serinin bir diğer maçı salı akşam olacak. 3. maçta perşembe günü Abdi İpekçi'de olacak değerli basketbol severler. Ben Veli İlk maçın anlatımında Mertay Kuay ile karşınızda olduk. Röportajlarda sevgili Şeyda Şenürek sizlerle birlikteydi. Yönetmenimiz Caner Uncu nezdinde yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. İyi akşamlar.